Haberin merkezine, Şov Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Gara'da yaşananlar siyasetin yeni polemik konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun 13 şehidin sorumlusu Erdoğan sözlerine Cumhurbaşkanı'ndan karşılık en üst tondan geldi. Yüzsüzsün, sen bakanların yaptıkları bilgilendirmeye layık değilsin dedi Erdoğan ve CHP Genel Başkanı'na çok sert ifadelerle yüklendi. Ya sen ne yüzsüzsün ya? Sen de yüz var mı ya? Utanmadan, sıkılmadan bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır diyorsun. Ses tonu yüksek, sözleri sertti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara'da 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Ve utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Partisinin Ankara İl Kongresi'nde kürsüdeydi Erdoğan. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verirken hedefinde yine CHP ve genel başkanı vardı. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın. Ya sen önce teşkilatlarındaki DHKPC'lileri temizle. Ey Kılıçdaroğlu. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık dedi. Son teröristi etkisiz hale getirene kadar operasyonların süreceğini söyledi. Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. Baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Muhalefetin salgını hatırlatarak kongreleri eleştirmesine de tepkiliydi. Tedbirlere uyuyoruz, insanımızın sağlığını riske atmıyoruz dedi. Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum. Mızrak çuvala sığmaz. Hakikat güneş. Erdoğan'ın sert açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan karşılıksa yine sorularla geldi. Dünkü grup toplantısında Gara Harekatı'na ilişkin sorularını sıralayan CHP lideri 5 sorunun yanıtını mutlaka alacağım dedi. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Gara operasyonu yeni bir siyasi polemiğe dönüştü. Erdoğan'ın sert sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum. Milletimiz adına sordum. 5 soruya cevap ver dedim. En azından toplum neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyoruz. Mesajını sosyal medya üzerinden verdi CHP lideri. Bana hakaret ediyor, kontrolünü kaybedip terbiyesiz bile diyor ifadesini kullandı. Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açacağını duyurdu. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Ve yine sana söylüyorum, o 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesine hedef alan bir provokasyondur tepkisi geldi. CHP'li Özgür Özel ise Erdoğan'a meclis tarihinin en kısa basın toplantısıyla karşılık verdi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret kendisine aynen iade ediyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gara'daki operasyonu milli mesele olarak değerlendiren Meral Akşener'in de Erdoğan'a eleştirileri vardı. İyi Parti grubundan itirazlarını dile getiren Akşener yeni anayasa tartışmasına da girdi. Devleti idare edenler terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza esir diyemez. Söze Gara şehitlerini anarak başladı. Operasyonu başarısız olarak yorumladı. Eleştiri oklarını ise Erdoğan'a yöneltti. Senin işin kongre salonunda yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp şeref dağıtmak değil,
o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Milli bir meselede, milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun? İyi Parti lideri Akşener çarşamba mesaisinde partisinin grubuna seslendi. Kürsüyü bu kez ev kadını Münevver Acar'a bıraktı. Acar'ın konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkıp da benim bir konuşma yapacağımı, bir kadınların... Akşener'in gündeminde yeni anayasa tartışmaları da vardı. AK Parti cenahından yakın uzak rastlaşıp görüştüğüm bir Allah'ın kulundan bu yeni anayasa meselesi ne menem bir şeydir sorusuna henüz bir cevap alamadım. Kimse bilmiyor. Reisin de bildiğini zannetmiyorum. Ve gıda fiyatlarındaki artış zincir marketlere ayrı bir parantez açtı. Temelde sorun zincir marketlerde, çünkü davul da tokmak da onların elinde. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bakanların meclisteki gara bilgilendirmesi siyasetin bugün de gündemi olurken Türkiye o hainin adını Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla öğrendi. 13 kişiyi şehit eden PKK'lı hainin turuncu listede arandığı ortaya çıktı. Alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu Soreş Kot tarafından hava hücum harekatının başlangıcında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi. İşte o kalleşin kim olduğu Hulusi Akar'ın açıklamasıyla ortaya çıktı. Silahsız ve savunmasız 13 kişiyi acımasızca katleden PKK'lı terörist 1 milyon lira ödülle turuncu listede aranıyordu. Kamışlı bölgesinde, Derik bölgesinde sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Kara bölgesine gönderildi. YPG PKK ilişkisini göstermek bakımından en somut ispatıdır. Soreş Kod adlı o teröristin gerçek ismi Kamuran Ataman, sözde mağara sorumlusu korkunç katliamı bizzat gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda gerçekten teröristlerin hem psikolojik bakımdan hem maddi bakımdan çok ciddi bir zayiata uğradıkları kesin. Meclise yapılan bilgilendirmede İçişleri Bakanı'nın sözleri de büyük merak uyandırdı. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz. Gara'ya giden o HDP'linin kim olduğu soruldu Soylu'ya. Meclisten çıkarken kadın vekil olduğunu belirtti, isim vermedi. İki Gara şehidinin kabrini ziyaretinde yine aynı soru yöneltildi. Şehitler Tepesi boş kalmıyor. Allah bizi onlara mahcup etmesin. İki bakana yönelik suikast davasından da karar çıktı. Akar ve Soylu'ya yönelik suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı terörist Sonay Bakar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İlden ile büyük farklılıklar gösteren vaka sayıları farklı kısıtlama tedbirlerini gündeme getirirken salgında son durum bilim kurulu toplantısında değerlendirildi. Sağlık Bakanı Koca'dan normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını azaltmak mecburiyetindeyiz açıklaması geldi. Vaka sayıları 7-8 bin bandına sıkıştı dedi, normalleşme için sayıların azalması gerektiğine işaret etti. Sağlık Bakanı Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yazılı geldi. Son 24 saatte 7.906 kişiye daha COVID-19 tanısı koyuldu. Hasta sayısı 658 oldu. 90 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı kaybediyoruz vurgusu yaptı Sağlık Bakanı. Esnafın İşine, öğrencilerin okullarına bir an önce kavuşması için bilim kurulunun çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Dersinizde birinci dereceden bir... Bilim kurulu üniversitelere de uygulamalı eğitimin yüz yüze, teorik eğitimin ise çevrimiçi olmasını önerdi. Aşı da normalleşmenin önemli kriterlerinden. Öncelikli grupların aşılanmasında birinci aşama tamamlanmak üzere. 800 bini ikinci doz olmak üzere toplam 5 milyonu aşkın aşı yapıldığı açıklandı. Restoran işletmecilerinin gözü kulağı da Beştepe'ye kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi. Kısıtlamalar devam mı edecek, yoksa işte o illerdeki vaka sayılarına göre esnetilecek mi? Kritik sorulara Erdoğan başkanlığındaki toplantıda yanıt aranıyor. Bugün de yine aynı şekilde kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarla millete seslenişte İnşallah
aldığımız kararları açıklayacağız. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ötelenecek mi? Kabine yine salgın önceliğiyle toplandı. Sağlık Bakanı çantasında son verilerle geldi. Mutasyon ve aşılamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. İl il haftalık ortalama verilerin açıklanmasıyla gözler valiliklere, hıfz-ı sıha kurullarının kararlarına çevrilirken kısıtlamaların esnetilmesi ya da artırılmasının kriterleri de toplantıda masadaydı. Farklı formüller üzerinde duruldu. Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Harekatlarımızı genişleteceğiz. Ve terörle mücadele. Milli Savunma Bakanı Akar da Gara harekatına ilişkin bilgi verdi kurul üyelerine. Mehmetçiğin yeni hedefinde hangi adres var? Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor. Ekonomideki gelişmeleri de ele aldı kabine üyeleri. Reform hazırlıklarında gelinen aşama değerlendirildi. Erdoğan'a bilgi verildi. İstanbul'a beklenen kar bir geldi bir geldi. 4 gündür mega kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı bugün de devam etti. Gözün gördüğü her yer ince bir tülle kaplı gibiydi ama ardındaki tam bir beyaz çileydi. İşlerine gitmek isteyenler büyük sıkıntı yaşıyor. İstinye yokuşunda dolmuş kalmış vaziyette. Aha. Hoppa, vurdu. Buradaki rampada araçlar kaldı. Yollar jilet. Kaydı, duvara tosladı, duvardan da arabaya tosladı. Yokuşlar kabus. Çek, çek. Abi sen nasıl yiyorsun? Sen nasıl bir macera diyorsun sen kendine? Araçlar başına buyruk. Şimdi yollarda tuzlama çalışması var mı? Kesinlikle görmedik biz. Rezillik, kar araması yok. Hadi! Evet, burası şişti. Bakın şu anda. Evet, caddeyi görüyorsunuz. Arka taraf, yani işlerine gitmek isteyenler büyük sıkıntı yaşıyor bu caddede şu anda. Araçlar yollarda kalmış. Ablacığım, işe mi gidiyorsunuz? Yok, şeye gezmeye gidiyorum. Tamam. Bakın işte. İstanbul'da şu anda manzara bu. 3 kişi aracı itip buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Bir yerden bir yere gitmek çileye. Ara sokaklara girilmiyor zaten. Ara sokaklar komple kapalı. Neredeyse bir saattir burası kapalı. Normalde büyüklerin gelip burayı silmesi, süpürmesi lazım. Temizlemesi lazım. E nerede abi? Bak, vatandaş yolda kalmış. Sabah erken saatlerinde evlerinden kalktılar, otobüse bindiler ancak yoğun kar yağışı nedeniyle şu anda otobüslerini yürüyerek gidiyorlar. Rezalet, rezalet. Tepki gösteren vatandaşlar da var. Nereden beri yürüyorsunuz? Tünelden beri. Nereden geliyorsunuz? Ben Sarıyer'den geliyorum. Tünelle yürüyerek mi geçtiniz? Evet. Rampalarsa kayak pistine dönüştü. Vurur, vurur. Bak vurur. Frene basma, vurursun, vurursun. Hop, bu. Şu anda Kağıthane Bomonti Tüneli'nin Beyoğlu çıkış noktasındayız. Buradaki rampada araçlar kaldı. Evet, bazı araçlar buradan çıkabiliyorlar. Ancak bazı araçlar burada mahsur kaldı. Yollar nasıl? Çok kötü ya. Tuzlama falan hiç olmamış. Üsküdar'da da buzlanan sokak az daha facia getiriyordu. Bu yaya kayan araçtan son anda kaçtı, kendini attı. Diğeri ise kaydı düştü. Geldi ve hepsine birden çarptı. İnsanları da araçları da savurdu. Durmadan gittiğini gördüm. Kış lastiği ve zinciri olanlar bile yolda kaldı. Her lastiği var da. İş makineleri de payına düşeni aldı. Aa, gitti 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 gitti. Lastikler yola tutunamadı. Berbat bir yol var şu an. Araba zaten az önce gördüğünüz gibi yolda bir kaldı. Başakşehir'de bir halk otobüsü, Esenyurt'ta da lüks bir otomobil jilet gibi kaydı. Oo, ne yapıyorsun? Dur la dur.
dur la dur dur dur. En zor sınavı da Esenyurtlular verdi. Bazıları yolda kalan bir ambulansın imdadına yetişti. Bazıları da kayan araçların üzerine oturdu, önüne set kurdu. Kaymalarını engellemeye çalıştılar. Onlar el birliği yaptı ama bu sürücü yalnızdı. Kayan aracının peşinden koştuysa da yetişemedi. O anda kaçtım. Zor kurtardım canımı zaten. Kamyonet yan yattı, devrildi. Dükkana falan girseydi yani bayağı can kaybına mal olabilirdi. Lüks bir araçta önce çöp konteynerlerini sonra demir bariyerleri biçti, parka girdi. Şuradan bu yokuştan hızla geldi, kaya kaya aşağı indi. Ümraniye'de ise bir araç hareket halindeyken alev aldı. Sürücüsü indi. Çevredekiler kar topu atarak müdahale etti. Neyse ki yangın söndü. Otoyola çığ düştü. Şoförler saatlerce mahsur kaldı. Kayganlaşan yollar kazalara davetiye çıkardı. Antalyalılarsa 5 yıl aradan sonra karla buluştu. Of 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 of. Yavaş! Yavaş hop 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 hop, inme. Yol buzlandı, kayak pistine döndü, kaza kaçınılmazdı. Tır hızla geldi, öndeki araçları biçti geçti. Ben uyumuyordum Allah'tan. Kocaeli Tem Otoyolu savaş alanına döndü. 8 araç hurdaya çıktı. Yavaş hop 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 hop, inme. İnme. Teyitlerine diyecek yoktu. Tokatlı gençler araç tekerleğinden kızak yaptı, halatla traktörün arkasına bağladı, karın tadını çıkardı. Traktörün arkasına bağladığımız lastikle kendimize yeni bir eğlence teşkil ettik. Mutlulukları kahkahalarına yansıdı. İnşallah kar yağışının devamını bekliyoruz. Sonsuza dek. Benim karım olur musun? Karın romantik atmosferini fırsata dönüştüren de oldu. Abdullah Arslan kız arkadaşına hayatının sorusunu sordu. Teklif mutlu sonlandı. Olurum tabii dedim. Kimileri de kardan koltuk yaptı. Çay keyfi o koltukta bir başka oldu. Gerçek zannediyorlar. Yani gelip fiyat soran bile oldu yani. Soğuk hava ezeli düşmanları da barıştırdı. Yaşına bakın, hele bakın. Turizm cenneti de kardan nasibini aldı. Antalyalılar 5 yıl aradan sonra karla buluştu. Kar yağıyor, kar yağıyor. Bugün birazdan sonra Antalya'ya böyle bir kar yağışını görmek bizi de çok mutlu etti. Bu adamsa ayağına kayak takımını çekti, iple bir araca tutundu. Şehrin ortasında kayak keyfi yaptı. Arabalar böyle komple kara gömüldü. Benim arabamın üstüne yattı. Kar Rusya'yı da vurdu. Türk şoförler Kuzey Osetya bölgesinde facianın eşiğinden döndü. Sabahleyin yukarıdan üstümüze çığ geldi. Otoyola çığ düştü, tırlar kara gömüldü. Türk şoförler saatlerce mahsur kaldı. Ne olacak bilmiyorum. Yetkililerden yardım isteriz. Doğal afetler İzmir'in yakasını bir türlü bırakmadı. Deprem, hortum derken kenti şimdi de fırtına vurdu. Önüne ne kattıysa yıktı geçti. Hakkari'de de fırtınadan nasibini aldı. Tekneler parçalandı, yan yattı. Ağaçlar kökünden söküldü. Çatılar, kamelyalar havalandı, yere çakıldı. Fırtına İzmir'i saatte 100 kilometre hızla vurdu. Kıyı şeridinde etkisi büyüktü. Tekneleri devirdi, kopan parçalar denize sürüklendi. Dakikalar sonra iç kesimlere ilerledi. Bu kamelya şiddete dayanamadı. Bir anda havalandı, gözden kayboldu. Çatılar uçtu, faciaya ramak kaldı. Savrulan bacalar araçların üzerine düştü. Bu çiçekçinin kapısı tuzla buz oldu. Dükkan sahibi neye uğradığını şaşırdı, dehşete kapıldı. Fırtına doğuyu da vurdu. Hakkari'de 14 kişilik aile kabusu yaşadı, evlerinin çatısı uçtu. Şimşekten sonra evin üzerimize komple yıktığını gördük sanki.
evsiz kalan aile komşularına sığındı. Şimdi şu kayan aracı görüyorsunuz. Daire içine alınmış şekilde. Bu kayan araçta, aracın içinde sadece 3 yaşında bir çocuk var şu anda. Araç rampadan çıkamadı. Kaydı böyle. Anne baba kendini dışarı attı ama 3 yaşındaki çocukları aracın içinde kaldı. Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı. Korku, panik, endişe hepsini aynı anda yaşadılar. Kayan arabadaki çocuklarının peşinden böyle koştular. Hanımefendi çok kötü durumdaydı cidden. Ağlamaya başladı. Su verdik ona. Burası Esenyurt. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu yokuşta kazalar kaçınılmaz oldu. Ben diyeyim 10, siz deyin 20 kaza oldu burada. Yokuşta buzlanma meydana geldi. Araç bir anda kaymaya başladı. Anne baba kendini dışarı attı ancak 3 yaşındaki çocukları arabada kalmıştı. Araç geldi buradan. Yokuşu çıkarken geri gelmeye başladı. Çıkamadı. Anne şokla galiba kendisini aşağıya mı attı? İşte o anki psikolojisini bilmiyorum. Anne baba şoku atlatana kadar çaresizce aracın peşinden baka kaldı. Kadın ağlıyordu. Anne baba panikle kayan aracın peşinden koştu. Metrelerce sürüklendi. Çevredekiler de hemen yardım etti. Araç dönmesi Allah muhafaza çocuk hani giderdi. Yani. Biz üşüştük başına. Yani yardım ettik. Neyse ki 3 yaşındaki o çocuğun burnu bile kanamadı. Araç kendisini kilitledi. Çekici geldi. Aldı. 25 yıllık istinat duvarı son 34 yılın en sert kışına dayanamadı. İstanbul Kağıthane'de gece yarısı çöken duvar 4 aracın üzerine devrildi. Mahallede büyük panik yaşandı. Oh, Allah'tan kimse yoktu yani, can kaybı olmadı. Çatı kayınmışı zannettik ama sonradan komşular arayınca istinat duvarının çöktüğünü anladık. Şu anda aracım duvarın altında. Mahalleli gece yarısı korkunç bir gürültüyle uyandı. İstinat duvarı çöktü. 4 araç enkaz altında kaldı. Çöken duvar şurası tam. Bir anda göçtü işte. Bak şansına geçiyor araba. Ucuz kurtuldu. Her şey olabilirdi. Buna da şükür. Kağıthane'de yıkılan istinat duvarının hemen yanı başındayım şu an. Koca koca taşlar devrildi. Oh. 25 senelik duvar yani. Şu an brandayla kapladılar burayı önlem amaçlı. Bu duvarın altında şu an 4 tane araç var. Buradan çok net görünüyor. Yıkılan istinat duvarının altı işte bu halde. 2 gün önce de arabayı satılığa çıkarmıştım. Buna da şükür. Kağıthane Belediyesi yoğun kar nedeniyle toprakta su basıncı oluştuğunu, duvarın bu yüzden çöktüğünü açıkladı. Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Her şey olabilirdi. Buna da şükür. Kağıthane Belediyesi de bize söz verdi. Mağdurlarınızı gidireceğiz dedi. Eskişehir'de kan donduran cinayet. Bir aile yok oldu. Anne baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanarak katledildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken şüpheler hayatını kaybeden adamın ilk evliliğinden olan oğlu üzerinde yoğunlaştı. Çok acı bir görüntüydü. Çünkü her yer kan revan içinde. Pazartesi günü akşam buraya geldi. Beraber çay içtik. Ertesi günü haber alamadık. Bir aile yok oldu. Anne baba ve 4 yaşındaki oğulları bıçaklanarak katledildi. İddiaya göre o vahşete adamın ilk evliliğinden olan oğlu imza attı. Oğlunu tanıyorum ben. 1,5 ay evvel babasının ağzı yüzü dağılmıştı. O şekilde gelmişti. Yere düştüm dedi İlkay abi bize. Hani ne oldu diye sorduğumuzda. O an oğluyla bir tartışma olmuş olabilir. Kan donduran o olay Eskişehir'deki bu binada, işte bu kapının hemen arkasında yaşandı. Emel Tokkal'ın kızı annesinden haber alamayınca arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları çilingir yardımıyla kapıyı açmak istedi ancak önce polis geldi. Zil çalınarak girilmiş olarak görünüyor çünkü kapıda herhangi bir zorlama görünmüyor. Ve ekipler içeriye girdiğinde o şok edici manzarayla karşılaştılar. Bir yerde yatan bıçaklanarak öldürülen bir baba, salonda anne ile evladı bıçak darbeleriyle öldürülmüş. Kan donduran o olayın duyulmasıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi bölgeye. 3 cansız beden evden çıkarılırken ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Yolunda gidecek, Allah'ım.
Zararı olmayan bir insandı. İşinde gücünde bir insandı. 4 yaşındaki çocuğa bunların olması çok üzücü. Vahşetin yaşandığı apartmanda polis parmak izi çalışması yaparken kamera görüntüleri de incelendi ve olayın yaşandığı saatte binadan çıkan bir kişinin taksiye bindiği tespit edildi. Akşam saat 8.30 civarlarında bizim zilimize basıyor. Zilden buradan duraktan bir araç gidiyor. Şahsı alıyor. Elinde beyaz bir poşet var. Poşette bir koku sezinlememiş arkadaş. Herhangi bir şekilde şüpheli hareket yok ama yani şapka hiçbir şekilde çıkarmıyor. Oğlunun ismini verdi. Bu telefoncu dükkanını işletiyordu. En son pazartesi günü geldi. Dükkanını kapattı. Salı günü iş yerine hiç uğramadı. Akşam da ölüm haberi geldi. Duyunca şok olduk. İşinde gücündeydi. 3 cansız beden morga kaldırılırken şüpheler İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan oğluna çevrildi. 19 yaşındaki gençle beraber 2 kişi daha gözaltına alındı. Şöyle bir şey yapacaklarına benzemiyordu ama onlar şüpheleniyor şu anda. Herhangi bir isim netleşmiş değil faille ilgili. Korkunç olaydaki soru işaretleri soruşturma sonucunda aydınlanacak. İstanbul Beykoz'da dehşet anları yaşandı dün gece. İki grup tüfekle, tabancayla sokak ortasında çatıştı. Kanlı hesaplaşmada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Silahlarına sarıldılar, sokak ortasında kurşun yağdırdılar. İstanbul'un orta yerindeki çatışmada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Burası Beykoz. Gece 11 sularıydı. İddiaya göre 35 yaşındaki İbrahim Bağcı ve Gökhan Çoban arasında geçmişe dayalı husumet vardı. İkili akşam saatlerinde telefonda tartışıp küfürleştiler. Bunun üzerine Gökhan Çoban öfkelendi, yanına bir arkadaşını aldı ve Beykoz Fevzi Paşa Caddesi'ne geldi. İbrahim Bağcı o sırada ofisindeydi. Saldırganlar ofisin önünde pusuya yattı. İbrahim Bağcı ve iki arkadaşı bu kapıdan çıkar çıkmaz Gökhan Çoban elindeki pompalı tüfekle onlara doğru ateş etti. İbrahim Bağcı ve arkadaşları da karşılık verince iki grup arasında cadde üstünde çatışma çıktı. Çatışmada İbrahim Bağcı ve Halit Kurt yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Bağcı kurtarılamadı. Olay yerine gelen abisi ise öfkeliydi. Olay sonrası saldırganların peşine düşen polis tetikçi arkadaşı yakaladı. Gökhan Çobansa aranıyor. Yalova'da genç bir adam sandalla denize açıldı. Bir daha da dönmedi. 43 gündür yapılan aramalar sonuçsuz kaldı ama eşi hala umutlu. Onu bulana ya da haber getirene 100 bin lira para ödülü verecek. İmdat, boğuluyorum vesaire sesler duyulmuş. Bunu duyan site sakinleri de var, bekçi de var. Hala hiçbir iz yok. Sürekli açılıyordu kendisi. Öyle giderdi tekneyle, dolaşırdı, gelirdi. 29 yaşındaki Ümit Çakmak iddiaya göre 6 Ocak'ta kayıkla denize açıldı. Bir daha da dönmedi. Bu kayıkla açılmış ama kürekler kayıya ait değilmiş. 43 gün geçti. Aramalar sonuçsuz kaldı. Bu sonuç alamamak bizi daha çok yoruyor, daha çok yaralıyor. Beklemek çok zor, aşırı zor. Eşi Kardelen Çakmaksa çaresiz. Ölüsüne de dirisine de razıyız. Ama umutsuz değil. Hani olur ya çıkmıştır, birileri yardım ediyordur, birileri bulmuştur. Belki olabilir dizilerde gördüğümüz gibi hafızasını kaybetmiştir. Öyle ki ondan gelecek bir haber için hatırı sayılır bir para ödülü de koydu. Ben eşime, bulana, görene, ihbar edene 100 bin lira ödül vermeye karar verdim. Çiftin mutlu günleri ise eski videolarda kaldı. Şimdi Giresun'dan bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Biri erkek, biri kadın dövenlerden görüyorsunuz. Adamı yere yatırıp sopayla dövüyorlar. İki kişi yere yatırdıkları adamı böyle gördüğünüz gibi sopalarla acımasızca dövdü. Olay güpegündüz ve yine gördüğünüz gibi cadde ortasında yaşandı. Caddede yere yatırıp sopalarla acımadan vurdular. Biri kadın, iki kişi bir adama işte böyle meydanda yağ attı. Bir o vurdu, bir diğeri. Darbelerin sonu gelmedi.
Onlar yerdeki adama dehşeti yaşatırken çevredekilerse izlemekle yetindi. Yaşananlara kimse bir anlam veremedi. Ekmek yediği yere ihanet eden bir adam. Bu adam eski iş yerini soydu ve bunu eski iş yerinin kasasından 300 bin lira çaldı hatta. Ve soygunu da tereyağından kıl çeker gibi kolay yaptı. Ama şirket telefonundan silmeyi unuttuğu Google aramaları onu ele verdi. Bakın o soyguncu arama motoruna yapacağı soygunla alakalı hangi soruları sormuş. Bir garip oldum çünkü insan ekmek yediği yere ihanet etmesi çok garip bir duygu. Nankörlüğün kitabını yazdı. Çilingire kapı açtırıp eski iş yerini soydu. O hırsızı hiç hesaba katmadığı bir detay ele verdi. Aramalarına baktım. Çift anahtarlı kasa nasıl açılır? Bundan dolayı şüphelendim. Gece yarısıydı. Bu adam akaryakıt istasyonunun üst katındaki eski iş yerine geldi. Kapıyı açamayınca çilingir çağırdı. Anahtar varmış kendisinde ama biz tedbir amaçlı bir ayda bir değiştirdiğimiz için anahtarları açamamış. Çilingir çağırmış. O istasyonun marketinde çay içerken çilingir de geldi. Plan işledi, kapı açıldı. Soygun için ofise girdi. İş adamı sabah saatlerinde iş yerine geldi ve manzara karşısında şoke oldu. Çünkü kasa açılmış ve içinden de paralar çalınmıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyince ikinci bir şok yaşadı. Çünkü hırsız tanıdıktı. Yani evden biriydi. Yüzü açık bir şekilde kameraya dönüktü zaten. Kasadan belli bir miktarda bir para götürmüş. Bir iki tane özel eşyamız vardı. Kasadan 300 bin lira çalınmıştı. Polis olaya el koydu. Kamera görüntüleri incelendi. İş yeri sahibi kamera görüntülerine takılan hırsızı eski şoförüne benzetti. Ancak ikna olamadı, emin olamadı. Onu ikna eden şey ise şirket telefonunda saklı olan bir detaydı. Şirket hattı vermiştik biz ona kullansın diye şu telefonu. Evet. Burada tüm bilgileri açık bırakmış. Aramalarına baktım. Kasa nasıl açılır? Çift anahtarlı kasa nasıl açılır? Şirket telefonundaki o detay polisin de elini güçlendirdi. Şişli Asayiş Büro dedektifleri nankör eski şoförü yakaladı. Şişli Asayiş Büro geldi. Dün gece saatlerinde aldılar. İş yeri sahibi ise hem şaşkın hem üzgün. Bir garip oldum çünkü insan ekmek yediği yere ihanet etmesi çok garip bir duygu. Aylarca yanımızda çalıştı. Çok eli ayağı düzgün bir insan görünüyordu. Kötü niyetli bir arkadaşmış. Ailesi çoluğu çocuğu vardı. Üzüldük de açıkçası. Şüpheli adliyede. Mezarlıkta itiraf etti, mahkemede çark etti. Kocasının erkek kardeşiyle yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü onun mezarı başında itiraf etmişti, hatırlayacaksınız. Bugünkü duruşmada o itirafı reddetti. Ben mezarın başındayken tehdit altındaydım dedi. Beni affet. Ben seni aldattım. Hep oyunları oynadık sana. Affet beni. Kocasının mezarı başında cinayeti itiraf etti ama hakim karşısında korktu, söylediklerini reddetti. Arzu kendisi gitmiştir, gönül rızasını vermiştir, çocuklarıyla tehdit yoktur. 33 yaşındaki Arzu Akman iddiaya göre kocası Hasan Akman'ın kardeşiyle yasak aşk yaşıyordu. O aşkın sonu cinayetle bitti. Ölmene sebep oldu. Ne olur affet. Diğer kardeşimle Ecevit Akman'la ilişki yaşıyor. Çocuk alıttırıyor ondan sonra mı? Bunları açık açık söylüyor kadın. Sonra kardeşimi orada vurduruyor işte. Kardeşime vurduran Arzu Akman'dır. Arzu Akman o cinayeti kocasının mezarı başında böyle itiraf etmişti. Beni affet. Ben seni aldattım. Hep oyunları oynadık sana. Affet beni. Hep yalan söyledik sana. Ümraniye'deki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Arzu Akman, 42 yaşındaki tutuklu sanık Ecevit Akman'la yargılandığı davada itiraf ettiği cinayeti bu kez inkar etti. Beni tehdit ettiler, o yüzden bunları söyledim dedi. Tehdit yoktur, tutuklanmasını istiyoruz yüce adaletten. Duruşma bir sonraki tarihe ertelendi. Evet, arkamda gördüğünüz 6 katlı bir bina, yüksek bir bina. Onun çatısına çıkmış olan bir adam görüyorsunuz. Amacı neydi biliyor musunuz? Temizlik yapmak. WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi görüntüler Gaziantep'ten. Aman Allah dede! Çatının tam ucunda. Be adam git. Metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaptı. Canını hiçe saydı. Allah'ım yarabbim, yüreğimiz ağzımızda.
Bugün öğle saatleriydi. Bu adam Gaziantep Şahinbey'deki 6 katlı binanın çatısına çıktı. Güvenlik önlemi almadan, hiçbir güvenlik önlemi yok. O hortum seni kurtaracak mı acaba? Tek derdi temizlik yapmaktı. Hiçbir güvenlik önlemi almamıştı. Ayağa kayıp düşebilirdi ama bir an olsun umursamadı. O hortumla gider borularını temizliyor. Daha hala başka yerleri de yapacak. Neyse ki korkulan olmadı. Sağ salim içeri girdi. Komşularıysa onu izlerken öldü öldü dirildi. Dayı Allah aşkına gir. Açıklanan destek paketleriyle nefes almaya çalışan esnaf şimdi de taahhütlü faturalar yüzünden zor durumda. Aboneliğini iptal etmek isteyen esnaftan da cayma bedeli istenmesi yeni dertleri. Esnafın sadece vergi giderleri yok. Sabit giderler var bir kere. Esnaf taahhütlü fatura kabusu yaşıyor. İcralık olma tehdidiyle karşı karşıya kalanlar cayma bedelleri için mahkemenin yolunu tutuyor. Onlarca komşumuz icralık oldu. Taahhütler var. Allah'tan paramız vardı ödedik. Ama burada çoğu ödeyemiyor. Pandemi nedeniyle kepenk kapatan, işleri azalan esnafı bir de dükkanın temel giderleri zorluyor. İnternet aboneliği, güvenlik şirketleriyle yapılan anlaşmalar yüzünden son günlerde icralık olan esnaf sayısı da arttı. İnternette çok büyük mağduriyetler yaşadık. 3 aydır ödememiş internet faturası var mesela. Caymak istesek 3000 lira falan. Aboneliğini iptal etmek isteyen esnaftan da cayma bedeli isteniyor. Bahsekonu şirketler sadece 3 ayda 2 milyon 300 bin abonesini icraya verdi. Çoğu esnaftan olmak üzere toplanan cayma bedeli parası 10 milyar liraya yakın. Pandemi sürecinde gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Sonuçta kapatamıyorsunuz. Bunlara belli bir taahhüt veriyorsunuz. Söyledik ama çıkarsanız cayma bedelini alırız dediler. Dolarlık kur üzerinden anlaşma işte... Mecburen vazgeçemiyoruz da yani. Tüketici hakem heyetlerine esnaftan şikayet üstüne şikayet geldi. İcralık olanlarsa çözümü mahkemede arıyor. Esnaf pandemiye gitti dönemedi. Kapalı kaldıkça borçları katlanarak arttı. Gider sabit ve çok. Gelir de sabit ve yok. Banka mal sahibi alacağından vazgeçmiyor. Kira, faturalar, vergi ve krediler üst üste eklenerek çığ gibi büyüyor. Esnaf da altında kalıyor maalesef. 6 ay önce yardım kredisi verildi. 6 ay sonra geri ödemeli. Ama bu süreçte dükkanlar yine kapatıldı. Esnaf da soruyor. Uludağ tıklım tıklım oteller, AVM'ler açıkken önlemin maliyeti niye bizim giderek zayıflayan omuzlarımıza yükleniyor diye. 5 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşan çaresiz bir anne. Bahis oynadığı için tartıştığı evladı bir bahar günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Ağlamaktan gözlerindeki yaşlar kurudu ama oğlundan 5 yıldır ne bir iz ne bir haber var. Her gün yolunu bekliyorum. Mikail'im dönecek diye ama dönmedi. Arkadaş gibiydi, boynuma sarılırdı. Gözüm yollarda, kulağım kapıda ama ben çok özledim oğlumu. Elinde fotoğraflar, gözünde yaş. 5 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor. 5 yıldır ne çektim ben bilirim, bile Allah bilir. Yaşadığını bile bilmiyorum. Her şey 13 Nisan 2016 tarihinde başladı. O zaman 26 yaşında olan Mikail Demirdelen iddiaya göre ailesiyle tartışıp evi terk etti. Çekip gidecek kadar tartışmamız olmadı. Ona babası bir sefer bile vurmadı. Ailesi gelir diye bekledi ama... Gelmedi. Yani gelmeyecek. Ne yaptık biz ona? Anlamadık, gitti. Ailenin iddiasına göre Mikail sürekli bahis oynuyordu. Aralarındaki tek sorun da buydu. İşte bu yüzden bizimle tartışıyordu. Nerede, ne halde hiç bilmiyoruz. Hiç haber alamadım. Demirdelen ailesinin yıllardır gözüne uyku girmedi. Çalan her kapıya, her telefona koşar hale geldi. Her gün yolunu bekliyorum. Gelecek diye camların önünde oturuyorum. Kapıda bekliyorum. Çocuklarının gidebileceği her yere baktılar. Ancak genç çocuktan bir haber alınamadı. Biz 5 yıldır çok uğraştık. Her yeri araştırdım. Her yeri, hiç kimse bilen yok. Elimde resimlerinden her yeri gezdim. Bulamıyorum. Kendi camlarımla çoğarıyorum ama bulamıyorum. Nerede? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bilmek istiyorum, görmek istiyorum. En azından yaşadığını söylesin, gelsin. Biz her türlü imkanı sağlarım ben ona. Şimdi tek bir istekleri, tek bir hayalleri var. O da evlatlarının sadece sağ olduğu haberini almak. 10 bayram onsuz geçirdim. Daha bayramlar onsuz geçirmek istemiyorum. Çok acı çekiyorum. Dön gel Mikail'im. Neredeyse dön gel kuzum.
Piyasa sözde zayıflama çaylarıyla dolu, yalan yanlış bilgilerle, sahte fotoğraflar, videolarla müşteri avlıyorlar. Bunun için de kilo vermiş ünlüleri kullanıyorlar. Son kurban 142 kilodan 75'e düşen oyuncu Ümit Erdim. Başına geleni arkadaşlarımıza anlattı. Girerim, çim adamın boyu Kopil'den daha uzundur ha. Malum bir sayfa var, zayıflama çayı ile ilgili benim fotoğraflarımı kullanmış. Benim öyle çayla çorbayla zayıflamadığımı dünya alem biliyor zaten. Sosyal medyadaki bütün mecralar benim eski ve yeni resmim alınıyor. Göbek kısmı yuvarlak içine alınıyor. De diyor ki bu çayla bu oldu diyor. Bu çayla çorbayla olacak iş mi Allah'ını seversen ya. Piyasada aslı astarı olmayan, insan sağlığını tehdit eden pek çok zayıflama çayı var. Dolandırıcılar göz boyamak için bu kez de ünlüleri alet etmeye başladı. Son mağdurlardan biri oyuncu Ümit Erdim. Bir çay demledim 10 kilo gitti falan gibi şeyler yok. Yok, böyle bir şey yok yani. Bir anda bir balon bir iş yapıyorlar, vurgun yapıyorlar ve gidiyorlar. Zayıflama çayını pazarlamak için oyuncu Ümit Erdim'in fotoğraflarını kullanıyorlar. Böyle kendini güneşe vereceksin. Bak mesela böyle yapacağım. Bütün yaz dana gibi yatacağım. Ben 10 yıl önce 142 kiloydum. Bir yana eski haline, daha kilolu haline, diğer yana da şu anki halini, yani zayıf halinin fotoğrafını yan yana getiriyorlar. Şu an 75 kiloyum. Gerek sporla gerek işte tıbbi müdahalelerle ama hep doktor kontrolünde. İnternetten bir fotoğraf bulunmuş ve altına bir şey yazılmış. Hani bunun gerçek olmadığı çok belli. Amaçları sanki Ümit Erdim o zayıflama çayıyla zayıflamış gibi bir algı oluşturmak. İnsanlar aa bak çocuk ne güzel oldu, demek ki faydalıymış diye boş bulunabilir bir anda. Bunun da önüne geçemiyoruz maalesef. Çünkü sonu yok. Böyle dipsiz bir kuyu internet. Böyle çok yasal bir yaptırımı yok. Bir dava açsan seneler sürüyor. Kaldı ki karşında muhatap bulamıyorsun. Şirketler çok naylon. Oyuncu Ümit Erdim o zayıflama çayıyla zayıflamadı. Buradan mesajı net. Hani uyarmış olalım tekrar izleyenlerimizi. Sağlıklı bir şekilde kendi vücudunuz için en iyi yöntem hangisiyse onu bir bilenle karar verip ilerlemek en güzeli. Çayla çorbayla olmaz. Kimi kar banyosu yaptı, kimi kendini buz gibi sulara attı. İstanbullu kar keyfini biraz abartınca ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı. Kar 7'den 70'e herkesin aklını aldı. Kıyafetler ağır geldi. Arnavutköy'de bu iki kardeş soğuğa aldırış etmedi. Kendilerini buz gibi havada kar kütlelerinin içine attılar. Üstelik kıyafetleri de yoktu. Yuvarlandılar, taklalar attılar, koşup oynadılar. Geç, geç. Montlarla bile zor durulan şiddetli soğukta onların bu halleri pes dedirtti. Ne oldu? Yeşilköy sahilinde de durum farklı değildi. Ama bu kez sahnede çocuklar değil, kendilerine çirozun aslanları diyen grup vardı. Belli ki kıyafetleri onlara da ağır gelmişti. Lapa lapa yağan karda buz gibi denize atladılar. Ağustos'un sıcağında plaj keyfi yapar gibiydiler. Erzincan kırsalına göreve giden komandoların yolu Kalkancı köyünden geçti. Köyün yaşlıları askerlerin gelişini öyle büyük bir heyecanla karşıladı ki Mehmetçik o köyden ayrılırken duygu dolu anlar yaşadı. Selamünaleyküm teyze. Yaşlıların duasını aldılar. Allah'ım razı olsun. Ordumuzdan, jandarmamızdan, askerimizden. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çocukların sevgisini kazandılar. Bak buradan bakıyoruz, tamam mı? Erzincan'da göreve giden komandolar Kalkancı köyünde işte böyle kapıda karşılandı. Yaşlılar Mehmetçiğin başını okşadı, hayır duası etti. Hayırlı günler nasip etsin. Allah çok sağlık versin. Biz her zaman sizin emrinizdeyiz. Çocukların heyecanıysa görülmeye değerdi. Mehmetçik hiçbirinin isteğini kırmadı. Gel Elif, sen bak. Sana, bana da. Beş yaşındaki minik Elif boynundaki kolyeyi asker abisine hediye etti. Bunları bana mı hediye ettin? Ama bunlar sana çok yakışırdı. Sohbetler edildi, moraller depolandı. Komandolar yeniden yola koyuldu. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşmek üzere.
Kanadalı Hristiyan bir kadın içindeki sese kulak verip Müslüman oldu. Şimdi bir Türk'le evli ve İstanbul'da yaşıyor. En büyük hedefi de insanlara İslam'ın iyiliğini, doğruluğunu anlatmak. Ama bu arada İslamiyet'i seçerken ona yaşatılan zorlukları da anlattı. İnanıyor musun ya? O zaman gidip şehadet verelim. O an anladım ya. Ben Müslümanım. Hayatı bir anda değişti. Hristiyan Kanadalı kadın Müslüman oldu. Evlenip Türkiye'ye yerleşti. Başörtüyü taktım. Allah istediğin şeyler falan yapmak istiyorum. İngilizce öğretmeni Jenny Molendike Dibleli 15 yıl önce dedesini kaybetti. Hayatı sorguladım dediği o dönemde Müslüman olmaya karar verdi. Ailesi, arkadaşları karşı çıktı ama o kararından vazgeçmedi. Bir tane arkadaşımla tanıştım. Kendisi Müslüman. Ben korktum. Hiç kimseye söylemedim. Arkadaşlarım kabul eder mi? Hepsini kaybedeceğim mi? Ardından bir Türk'le evlenip İstanbul'a yerleşti. Annem için hala biraz zor oldu o zaman. Ya düğünümüz yapmadık. Artık 5 çocuğumuz var. Şimdi çocuklarıyla birlikte sosyal medyada İslam'ı anlatıyor. We were really excited when this new program from Haberin merkezinde Şovan Haber'deydiniz. İyi akşamlar.